Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. JP Morgan diyor ki Hinman belgeleri XRP değil, Ethereum için bir fırsat ve bu durum üzerine konuşacağız biz de. Bu tarz açıklamalar yapıyor. Biliyorsunuz JP Morgan Chase yakın zaman içerisinde Silicon Valley Bank iflas etmiş olan Silicon Valley Bank'ı satın almıştır ve ABD tarafındaki en büyük bankadır. Piyasada da çok ciddi adları geçmektedir. Aynı zamanda piyasa dostu diye nitelendirebileceğimiz bankalardan da bir tanesidir. Genel olarak durum bu. Şimdi Hinman belgeleri dediğimiz nedir? Zamanında William Hinman adındaki bir SEC çalışanı çıkıp Ethereum'la alakalı bunun bir menkul kıymet olmadığına dair açıklamalar yapmakta kendisi. Bu denli açıklamaları var. Tabii bu durumda istinaden Ripple ne yapıyor? XRP ile Ether arasında bir korelasyon kurmak suretiyle ortaya çıkıyor ve diyor ki biz de XRP ile Ether bu noktalarda birbirine benzemekte ve William Hinman'ın açıklamaları yine bu doğrultuda bizi de kapsamaktadır. Dolayısıyla biz de bir şey değiliz. Yani herhangi bir şekilde menkul kıymet değiliz yoluyla ilerlemeye çalışmaktalardır. Fakat bu bir noktadan sonra kaydı. Yani ben Ripple'ın da biraz stratejik bir hata yaptığını düşünüyorum. Çünkü emtia olduklarını da kabul etmeyen bir yola gittiler. Yani erken bir zafer ilan ettikleri sebebiyle biraz işleri karıştırdıklarını düşünüyorum. Tabii ki ilerleyen vakitlerde ne olup ne biteceğini göreceğiz. Hani bu demek değildir ki sıkıntılı bir duruma düştüler ya da işte ne bileyim dava tarafında bir şey elde edemezler demek değildir yani. Bilmem anlatabildim mi? JP Morgan da diyor ki bu esasen Ether'in işine yarar. Çünkü Ether de zaten SEC'in hedefinde olan bir kripto para birimidir. Ve zamanında bunu yapılmış olması bunun işine gelir. Bu doğrudur bu arada. Zaten en başta da konuyla alakalı bir şey söylemiştik. Dedik ki neticede William Hinman'ın belgelerinin zamanındaki konuşmalarının açıklanmış olması aynı zamanda Ripple'ın bu bağlamda Ether içinde, Ether'in lehine de çalıştığı anlamına gelmektedir. Diyebilirsiniz ki Ether neden bu kadar ırgalasın? Sonuçta Ethereum'un bir menkul kıymet olup olmadığı aslında birebir de şeyi de ilgilendiren bir meseledir. Ya işte ne bileyim Shiba'yı ya da bununla bağlantılı olan diğer kripto para projelerini, Ethereum tokenlarını da aynı zamanda yakinen ilgilendiren meselelerden bir tanesidir. Bilmem anlatabildim mi? O yüzden çok büyük bir önem arz etmektedir. JP Morgan diyor, bir araştırma raporunda ilginç noktalara işaret etti. SEC'in Ripple'a karşı açtığı davada Hinman belgelerinin yayınlanmasından bahsetti. Bu belgelerin Ethereum için bir destek olduğunu belirtti. Bunun kripto piyasasında daha fazla merkeziyetsizliğe doğru bir hareketi tetikleyebileceğini söyledi. Yani Ripple için destek olacağı düşünülen Hinman belgeleri için lider altcoin Ethereum'e işaret edilmekte. Şimdi şöyle bir mesele var. Bakınız, bir gerçekten de bir kripto paranın menkul kıymet olduğu ya da olmadığı her taraftan ayırt edilebilecek bir şey olması gerekmektedir. Neden? Şimdi düşünün ki SEC tarafı çıkıyor. Yani bugünün hani en son bir açıklama geldi. Dediler ki ya bunlar şey olarak nitelendirilecek. Sanki William Hinman'ın kendi kişisel görüşleriymiş gibi nitelendirilecek dediler. Fakat ben de şunu sorarım. Tamam da o zaman piyasaya çıkan herkes yani karşımıza gelen SEC yönetimindeki herkesin vaktiyle yapmış olduğu açıklamalar, işte ne bileyim yapmış oldukları regülasyonlar hepsi dönemsel mi kalacak? Bu sezon içerisinde kripto paranın bir tanesi emtia olarak değerlendirildi. Öteki sezon ne bileyim şey olarak değerlendirildi. Menkul kıymet olarak değerlendirildi. Ya da bu durumun tam tersi. Bir tanesi çıktı, bu bir menkul kıymettir dedi. Öteki çıktı, yok dedi, bu bir emtiadır. Ya böyle saçma bir şey olabilir mi? O yüzden işin içerisinde böyle de bir kafa karışıklığı var. Zamanında William Hinman çıkıyor ve diyor ki,
Ya Ethereum bir menkul kıymet değildir. Şimdi bu onun kişisel görüşü, tamam. O zaman bu da şeyin kişisel görüşü olsun. Ne bileyim, SEC'in şimdiki yetkililerin kişisel görüşü de Ripple'ın bir şeyi menkul kıymet olduğu. Sonuçta yarın öbür gün bu değişir yani, kişisel görüştür bu falan diyelim. Yani bu mantıklı bir şey olur mu acaba, ya da ne kadar mantıklı sayılan bir şey olur? O yüzden bu şekilde bir çelişki var. Bütün bunlar devam eder. Ta ki nereye kadar? Artık yeni bir yasa çıkmalı. Çıkışıyla birlikte bir an önce hangi kripto paranın ne olduğu, menkul kıymet olup olmadığına karar verilmelidir. Ve bu şekilde hareket edilmelidir. Ha, değişebilir mi? Evet, değişebilir. Nasıl? Şu şekilde. Aslında başından beri yine Ripple'ın kendisine güvendiğini de buradan anlıyoruz. Çünkü Polygon'a dediler ki, Matic Coin'e, Matic Coin bir menkul kıymettir dediler, biliyorsunuz. Klasik meseledir yani. Bu ortaya çıktı. Bunu bu şekilde iddia ettiler. Polygon anında 2.0 diye bir şey duyurdu. Dediler ki Polygon 2.0'ı duyurduk. Matic Coin tarafındaki şeyi tamamıyla biz değiştireceğiz. İşleyişi ve ekonomik sistemini tamamıyla baştan değiştireceğiz dediler. Ya bu ne demek? Önceden menkul kıymet olarak görülebilecek bu sistemi ve varlığı bir emtia olarak revize etmeyi planladıklarını doğrudan bunu söylemediler. Ama açıkçası beklenti bu. Yani yapmaya çalıştıkları şey bu. Hali hazırda bir proje tutup menkul kıymet iken kendi sistemini değiştirip emtiaya dönüşebilir. Ama bu yine uygun şartlar altında ve yine ekibin yapmış olduğu bir hareketle düzgün bir geçiş ve kategorizasyon sağlanabilmektedir. Bu ilgili kurumlar tarafından manipüle edilebilir bir sisteme dönüşmemesi gerekiyor. Bilmem anlatabildim mi? Hinman belgeleri Ether'i destekler nitelikte midir? Evet, Hinman belgeleri Ether'i XRP, daha doğrusu Ether'i zaten birebir de destekliyor. İkinci planda XRP coin'i destekleme. Bu şartlar altında Ether'in halihazırda başının ağrıdığı herhangi bir durum olmadığı ve resmen bir dava açısından davalık olmadıkları için Ether'i ırgalayan bir durum yokmuş gibi gözüküyor. Ama evet, aslında birebir de SEC'in Ether üstünde söylemiş olduğu ve ortaya atmış olduğu bu iddiaları çürütebilecek bir güçte, çürütebilecek bir nitelikte diye söyleyebilirim. Tabii ilerleyen videolarda durumu değerlendirmeyi sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.